Kiyalan'ın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi başlıyor. Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nden hepinize iyi akşamlar. Yine dop dolu bir program, yine Teknomeri TV klasiği. Yani Türkiye'nin en önemli konularıyla, en değerli konuklarıyla yine huzurlarınızda olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyiz. Üzüntülerimiz var. Tabii uzun yıllar Türk sporuna usta kalem Metin Türkmenoğlu kız kardeşini kaybetmenin üzüntüsüyle bugün Eyüp Camii'nde ikindi namazında değerli ablamızı defnettik o cenaze namazından sonra. Taziyeler, katılımlar büyüktü. Ama Metin Türkmenoğlu bizim ağabeyimiz Foto Metin lakabında Eyüp Sultan'da uzun yıllar Şeref Stadı'nda benim de formasını giydim Beşiktaş'ta. Uzun yıllar oralardan tutun da Eyüp'ün, Şeref Stadı'nın, efendim Dolmabahçe'nin, Ali Samiye'nin bütün bu heyecanlarını fotoğraflarla bize efendim o güzel günlerini belgeleyen değerli Metin Türkmenoğlu'nun acısını paylaşıyoruz. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Ablamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunun yanı sıra yine Yeni Orta Bayır Spor Kulübü yöneticisi Enver Şahin, amcası Ali Şahin'i kaybetti. Buradan da biz Sayın Şahin ailesine başsağlığı diliyoruz. Burada tabii sevgili Hasan Cevahir de unutmamak lazım. Bu mesajları anında bizlere ulaştırıyor. Kağıthane Amatör Kulüpler Birliği Başkanı. Evet, programımıza başlıyoruz efendim. Bugün programımız yine renkli, yine dop dolu. Zira 32.si yapılacak. Biliyorsunuz dünyada ilk ve tek olan kıtalar arası koşulan bir Avrasya. Yani Asya'dan Avrupa'ya bir koşumuz var. Bunu da Büyükşehir Belediye Sayın Kadir Topbaş'ın kurmayları adeta ülkemizi tanıtan bir çalışma bu. Tüm dünyaya en başarılı bir şekilde ev sahibi yapıyor. 100 bine yakın beklenti var katılımda. 1 milyon dolarda yaklaşık toplu bir ödül var. Bundan anlatan sevgili Sayın Alparslan Baki Ertekin Spor AŞ Genel Müdürü telefon bağlantısı da bizimle olacak. Cemil Sağlam her zamanki bölgedeki spor gelişmelerini, futboldaki gelişmeleri bizimle beraber paylaşacak. Ama her şeyden önemlisi geçmiş aylarda Karate Federasyonu'nun çok değerli bir başkanı Sayın Esat Deli Hasan'ın Akdeniz Karate Şampiyonası vardı biliyorsunuz. Kuşadası'ndaydık. Orada da kendisi gibi Sayın Esat Altıngün Belediye Başkanı, Kuşadası Belediye Başkanı ev sahipliği yaptı. Oradaydık. Bu görüntüleri getireceğiz. Suallerinizle bize ulaşmak istiyorsanız her zaman olduğu gibi sporpenceresi@gmail.com sporpenceresi@gmail.com'a sorularınızı bizlere iletirseniz programda sizler de hem katkı sağlamışken hem de yerinizi almış olacaksınız. Bu akşam Türk sporunun bir duayeni ASKF İstanbul'un kurucu üyelerinden ve idealleri olan bir kulüp düşünmüş. İsmi de İdealtepe, Maltepe'de çok güzide bir kulübümüz tesisleşmeden tabii ki müsabık ana kadar gelen bir serüvenin yaratıcılarından Sayın Efsane Başkan, Onursal Başkan Ali Tanrı'ya şükür bizimle beraber. Tabii Süper Lig'de Ankara gücünden tanıyacağınız o zamanın birinci liginin önemli simalı değerlerinden Fehmi Erdoğrul, bugünün başarılı gazetecisi, spor meydanının usta yazarı bizimle beraber. Ben hemen sözü konuklarıma veriyorum. Sayın Erdoğrul, Sayın Tanrı'ya şükür, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle bir Tanrı'ya şükür, bir tanıyalım. Bizler tanıyoruz, seviyoruz. Bir baba, bir abi, iyi bir yönetici. Hadi Tanrı'ya şükürümüzü anlatır mı Sayın Ali Tanrı'ya şükür? Tabii ben insanların dünyaya bir hizmet karşılığı ve bir görevle geldiğine inanmış bir insanım. Dolayısıyla 62 yaşını tamamlamış ömrüm içerisinde birçok işler yaptım. Belediyecilik yaptım, yerel yöneticilik yaptım, belediye başkan yardımcılığı yaptım. Ama ancak spora olan aşkım beni hiçbir zaman buradan kopartmadı. Bu inancımla da sadece bir amatör kulüp kurarak çocuklara futbol oynatmayı değil, onlara sosyal açıdan da gelişimi gösterebilmek, onların birer fert olarak topluma katkı sağlayabilmesinin amacını sunmak, bu nedenle de sosyal açıdan da katkıyı nasıl verebiliriz'i örnek olarak hazırlayıp, projelendirip
ve kulübümüzü bu amaçla kurduk. Yani kurulan kulübümüz sadece futbola dönük bir anlayışı veya şampiyonlara endeksli bir başarıyı değil, sosyal açıdan geliştirip çocuklarımızı daha iyi yerlere yerleştirebilmek amacıyla. Ve bu nedenle de bu projemizde önceleri iyi futbol oynayıp iyi takımlar yapıp şampiyonluk peşinde koşmaktansa iyi projeler yapıp iyi yatırımlar yapıp tesisleşmeyi ilke edinmiştik. Bunda da bir nebze başardığımıza inanıyor. Şimdi o başarının getirdiği anlayışla da çocuklarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki efendim, sevgili Erdoğrul, değerli dostum, usta kalem. Siz de hoş geldiniz. Fehmi Erdoğrul kimdir efendim? Çok değerli bir başkanın yanında yıllarını idarecilik olarak vermiş bir başkanımızın yanındayız. Ben de hem sizle beraber Çelik, çok teşekkür ediyorum programımıza kabul ettiğiniz için, onu söyleyeyim. 1957 doğumluyum ben, 53 yaşındayım. Tabii ki şu anda izleyenlerimiz hatırlamıyor da olabilirler açıkçası. 89'da futbolu bıraktım ben, o kadar orada gelelim ama uzun zamandır da futbolu veya sporu takip etmenin biraz dışındaydım ticaret hayatından dolayı. 77 senesinde futbola başladım ben. Sonra Karagücü bir futbol hayatım var. Sonra Ankaragücü ve Tekirdağ Spor, Karagümrük, Vefa bir futbol hayatım. En sonunda 89 senesinde jübile yaparak futbolu bıraktım. Şimdi ticaret hayatında çalışıyorum. 3 tane kızım var. Bu kızın bir tanesini de işte pazar günü evlendirdik. Hayırlı olsun. Evet, öyle bir mutlu günümüz var. Burada bulunmaktan çok mutluyum şu an için. Evet. Evet değerli izleyiciler, stüdyoda yeni yayın döneminde Mehmet Çelik'in pırıl pırıl sporcuları var. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim evlatlarımız, yarınlarımız. Bakalım bunlar kim? Bugün birinci grubun değerli futbolcuları, İdeal Tepe'nin sporcuları burada. Pırıl pırıl gençler burada. Onlara da başta antrenörleri var. Burada olamayan antrenörleri var. Hepsine hoş geldiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum. Evet, İdeal Tepe'nin futbolcuları da bu akşam bizimle beraber. Onlar da bu güzel çalışmalara bizimle beraber 2 saat boyunca eşlik edecek. Biraz sonra çok değerli bir başkanımız var. Bayrampaşa Sancak Spor Kulübü Başkanı Zülfü Koşut. Onlara böyle namı değer boşnak böreği, kendilerinin yaptırmış, özellikle Sancak Kafe'nin yapmış olduğu mantıları İdeal Tepeli sporculara getirecekler. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. İşte bizim amatör ruhumuz bu. İşte bizim doğaçlama yaptığımız program bu. Ben hemen sözü uzatmadan efendim tekrar Ali Tanrı'ya Şükür'e dönmek istiyorum. Efendim İdeal Tepe'nin biraz sonra tabii bu hafta konuğu olduk. Tesislerinde yani adeta kıskandıracak derecede yapılanmaları var. Modern bir görüntüsü var. Her amatör kulübe nasip olmaz ama siz bu kapıları herkese açmışsınız. Ve Maltepe'de göz kamaştıran bir kulüp İdeal Tepe. Biraz İdeal Tepe'nin dününden bahseder misiniz? Bugüne gelen noktada İdeal Tepe nasıl bir süreçten geçti? İdeal Tepe aşağı yukarı 1969'larda çok nezih, adı gibi ideal, plajıyla, yeşiliyle, hatta Süreyya Paşa'ya doğru çıkışında ormanıyla bana göre İstanbul'un nadide bir mahallesiydi. Biz oraya önce kooperatifçilik anlayışıyla girdik. Ve toplumu orada ev sahibi yapmanın bütün gücünü kullandık. Sonra da çocuklarına futbol oynatabilmenin anlayışını sunmaya çalıştık. Ve biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi sadece onlara top oynamayı amaç eden veya formayla onları topun peşinden koşturmayı değil, onları orada iyi birer fert olarak geliştirip ve mahalleye, hatta ilçesine katkı sunabilen, hatta iline yardımcı olabilecek düşünceye haiz insanları orada toplamaya çalıştık. Çünkü bizim amacımız hiçbir zaman bir profesyonelliği düşünüp kulübü profesyonel yapmak değil, bir amatör topçuyu profesyonel yaparak onlara istikbal yaratmayı daima ilke edindik. Yani amacımız tamamen çok iyi bir amatör takım olabilmek, sporu da bu anlayışla yaygın bir hale getirebilmek. Fakat çok acıdır. Bütün bu güzel tesisleşmenin yanında ve en çok üzüldüğümüz nokta, yerel yöneticilerimizle yıllardır yaptığımız diyalogda bir kapalı salona haiz olamadığımız için, sahip olamadığımız için daha önce kız ve erkek voleybol takımımız, basketbol takımımız ve entbol takımımız varken bunları kapatmak zorunda kaldık. En çok da hüzün duyduğumuz nokta sporda burası. Yani
Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi sadece futbolun arkasından koşan kitle yaratmayı düşünmüyoruz ama evet. ister istemez bu kısıtlamalar bize bu anlayışı getirmiş oluyor ve bu da tabii bir üzüntü yaratmış oluyor bizde. Evet. Yani futbolun dışındaki diğer branşlarda faal olmamıza rağmen müsabık süreç içerisinde bir kapalı salon gerek idmanlar arasında. Tabii bu arada salon dendiği zaman yerel idarecilerin yanı sıra Genç Spor İl Müdürü adeta İstanbul'da tesisler şampiyonu Sayın Tamer Taşpınar. Bakalım Ali Tanrı'ya şükür ne diyor diye kurmayları mutlaka dinliyorlar. Buradaki havadaki oksijenin karbondioksit, monoksit yani karışımını bile inceleyebilen bir gözlemleme metoduyla her bilgiden haberleri var. Bu mesajları bu akşam iletelim, unutmayalım. Sevgili Erdoğrul, tabii senin de bu akşam katkıların çok olacak. Özellikle son zamanlarda beraber Teknomet TV ekranlarından 18'erli gruplarda olan kırmızı ve beyaz grupta Spor Toto'yu yorumluyoruz. Senin de çok büyük katkıların var ama ben hemen spor meydanındaki usta yorumlarına dönmek istiyorum. İstersen bu akşam biraz Türk futbolunun Türk ekolü son zamanlarda konuşuluyor ama uzun uzun bunları konuşmak istemiyorum çünkü konular çok. Fatih Terim'le olan süreçte önemli analizlerin çok doğru çıktı. Şimdi de senin tabii hümanistçe ve ustaca sentezlerin ben de çok büyük keyifle okuyorum. Hiddink son zamanlarda son iki maçta bir hüsran yarattı. Acaba bu temelin yani sonrasında temelde mi bir çarpıklık var? Yani bilgilendirme mi doğru yapılmadı? Hiddink'e dünya kariyerine bakıldığında çok boş bir teknik adam değil. Daha önceki Türkiye serüveninde de burada çok kısa durdu ama neler söyleyeceksin bu konuda? Hiddink'in milli takım yapılanması sence nasıl bir görüntü sergiliyor? Şimdi şöyle tabii ki Hiddink hocayı tartışmak burada belki de bizlere bile düşmüyor açıkçası. Onun karizması, onun bir ulusal, dünyada ulusal bir takım hocası olmasından öte çok kariyerli bir teknik direktör olmasını tartışamayız. Mümkün değil zaten bu işte. Fakat son oynadığımız iki tane maçtaki mağlubiyet derecemiz tabii haliyle bizim bütün ulusumuzu üzüntüye boğdu. Bunu göz ardı edemeyiz açıkçası. Fakat şöyle bir şey var. Tabii ki kendisi takip ediyordur bu maçları. Takımları takip ediyordur, rakipleri takip ediyordur. Fakat Hiddink Hoca'nın altında bir de çalışma hayatında olan arkadaşları var. Oğuz Hoca gibi, Engin Hoca gibi. Bunların açıkçası çok iyi referansla, iyi analiz ederek Hiddink Hoca'ya rapor vermediklerini düşünüyorum. Özellikle Azerbaycan maçında sağ zeminin inanılmaz bozuk olması ve halen bizim yerden oynayarak tam 3 pası 4 pası yan yana getiremeyerek pozisyon zenginliğine kavuşamayarak bir mağlubiyet yaşamımızı açıkçası ben Hiddink'in yardımcılarına bağlıyorum. Bu usta hocaya tam maalesef bir rapor verilmediğini ve altyapıdaki hocaların öyle diyeyim hocaya destek olacak yardımcı hocaların iyi destek olmadıklarına inanıyorum. Bu bakımdan Hiddink Hoca'ya şu an için bir şey demiyorum. Dünya kariyerinde iyi bir yerde olan hocaya her zaman kredisi vardır. Muhakkak daha uzun zamanlarda kredisi olacaktır muhakkak ki. Gelecek dönemde tahmin ediyorum Hiddink Hoca herhalde şu Azerbaycan maçından sonra yapacağı operasyonlarla bu takımı eski bir hale getirip gene alkışlanan bir milli takımı bize sunacaklar diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Ben de sana aynen katılıyorum. Tabii bunları uzun konuşmak istemiyorum. Formatım da yok. Biz amatörlerin dünyasını Türkiye'de her branşı 60 küsur.